migreniniz var, fibromiyalji hastasısınız ya da belki astımla mücadele ediyorsunuz. Hacamat yaptırmayı denediniz mi? Kupa tedavisi olarak da bilinen hacamat, alternatif tıbbın alanına giren tamamlayıcı bir yöntem. Modern tıpla birlikte başvurulabilecek bu mucizevi tedavinin en güzel özelliklerinden biri de Peygamber Efendimizin sünneti olması. Hacamat illaki bir hastalık olduğunda değil, hastalık gelmeden önleyici hekimlik maksadıyla da yaptırılır. Peki hacamat neyi önler? Faydaları nelerdir? Hacamat en basit anlatımıyla deriden vakum yöntemiyle kan alınmasıdır. 5000 yıl öncesine dayandırılan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır. Her ne kadar eski Mısırlılara kadar dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden biri olarak tanımlansa da biz Müslümanlar hacamatı daha ziyade Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Hacamat yaptırınca kanda ve lokal olarak da doku aralıklarında biriken hastalık yapıcı zararlı maddelerin temizlenmesiyle beden sağlığı korunur. Biyokimyevi temizlik olur. Hacamat yapılan bölgede kan akımı hızlanır. Bu durumda oradaki hasta veya cansız hücreler daha iyi beslenir ve canlanır. Bununla birlikte kullanılan ilaçların etkisini artırır ve dolayısıyla ilaç ihtiyacını azaltır. Bazı bilimsel çalışmalara göre hacamattan hemen sonra ağrı azaltıcı endorfin, dinorfin ve enkefalinlerin beyin sıvısında yükseldiği bulunur. Astım hastalarında hacamata bağlı şikayetler azalır. Solunum fonksiyon testlerinde belirgin bir artış görünür. Nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yaşlanma karşıtı bir uygulama olan hacamat, ciltteki kırışıklık ve selülitlerin giderilmesinde kozmetik yöntem amacıyla da kullanılır. Peki, hangi hastalıklarda hacamat tavsiye edilir? Kas iskelet sistemini etkileyen ağrı durumları, kalp ve damar hastalıkları, çeşitli kan hastalıkları, bazı deri hastalıkları, bazı genetik çocuk hastalıkları, nöropsikiyatrik durumlar, kötü huylu uğurlar, metabolik hastalıklar, enfeksiyonlar ve otoimmün gibi hastalıklar. Hacamatın faydaları bu videoya sığmayacak kadar fazla. Hiçbir hastalık için olmasa dahi, sadece arınma ve rahatlama hissi ve daha kaliteli uykular için bile hacamat tecrübe edilebilir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.